Türkiye'nin en önde gelen kulüplerinden bir tanesiyiz. Her kategoride yarışıyoruz. Çünkü her kulüp her kategoride yarışmıyor. Kendi yetiştirdiğimiz sporcularla Süper Lig'de takımımız var. Birinci Lig'de bay bayan takımımız var. Dört tane liglerde takımımız var. Diğer illere bakıldığında mesela İstanbul 17 milyon nüfuslu. Kayseri 1-1,5 milyon nüfuslu. 17'de bir şansımız, yani hata yapma şansımız yok bizim. Daha çok çalışmamız lazım. Onlara yetişip geçmemiz için. Ha biz bunu başardık mı? Sporcu başarı grafiğinde evet başardık. Beni Kayseri'ye ilk sürükleyen o zamanın Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız Başkanımız masa tenisini çok seviyordu. Masa tenisinde Kayseri'de güzel yatırımlar yapmak istediğinden bahsetti. Mücahit Soyak Başkanımla beraber. Kayseri'de de hiçbir masa tenisi ortamı yoktu. Çünkü gittiğimiz müsabakalarda devamlı görüyoruz. Kayseri grubumuz da çıktığı zaman yani o turu bay geçmiş gibi bir şey oluyorduk. Seçtiğimiz çocukları özellikle varoşlardan seçmek istedik. Başarıya onlarla daha çabuk yakalayacağımızı düşündük. Çünkü ben bu spora başladığımda Ankara'da Varoş Mahallesi'nde yetişmiştim. 1990 yılının Haziran ayında Ankara Meytar Spor Kulübü'nde 120 kişilik seçimle başladık biz. Mete Türemen hocamız, ondan Allah binlerce kez razı olsun. Bugün Hallyadak olmamdaki en büyük sebep kendileridir. Üniversite okuyup atanmamdaki en büyük sebep yine Mete Türemen hocamdır. O zaman biz tabii ki Varoş Mahallesi'nde olduğumuz için bazı arkadaşlarımız sıkıntılı ortamdan dolayı hayatlarını kaybettiler. Bazıları şu anda kötü ortamlarda hayatlarını devam ettiriyorlar. Bazıları rahmetli oldu. 6 yaşından itibaren hayatın içindeyiz. Yaz döneminde ben öğlene kadar masa tenisi antrenmanına gidiyordum. Öğlen antrenmandan çıktıktan sonra boyacılığa gidiyordum. Hafta sonları ise pazarlarda çalışmaya gidiyordum. Çünkü ihtiyacımız vardı ama spordan da kopmamam gerekiyordu. 5. sınıfa geldiğimizde bizi Ankara'daki farklı okullar bizi takım olarak almak istedi. Ortaokulu masa tenisi sayesinde okudum. Yoksa ortam gereği okuyamazdım. Liseyi masa tenisi sayesinde okudum. Hocamın baskısıyla okudum. Millilikten dolayı Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Antrenörlük Bölümüne atandım. Yani spor olmasaydı ben buralara kesinlikle giremezdim. Geldiğimde ilk başta bir ay bir Kayseri'de gözlem yaptım. Salonun çevresindeki okulları gezdim. Okul idarecileriyle görüştüm. Broşür dağıttım hepsine tek tek. Velilerimiz de bir eğitimde çocuklarını en üst düzeyde görmek istediklerini dile getiriyorlardı. Ankara'da daha önce benim başlatmış olduğum sporda bursluluk imkanlarından yararlanabileceğimiz buradaki bazı kolejlerle irtibata geçtik. Çocukları kolejlere burslu olarak verdik. Spor hayatı devam ettiği süre içerisinde kolejdeki eğitim hayatı da devam edecekti. Sporu bıraktığı an eğitim hayatı da oradan kesilecekti. Sporcularımızı sokaktan bir çocuk kurtaralım. Kötü alışkanlıklardan, sosyal medya bağımlılığından, bilgisayar oyun tuzağından kurtarmak için bir çocuk kurtarsak bizim için kârdır şiarıyla hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bir sezon boyu 250-300 civarında bir sporcuya hizmet vermekteyiz. Sporculuk antrenörlükten daha kolay. Antrenörlük her şeyinle var olman gerekiyor. Sporcuyla beraber yaşaman gerekiyor. Onun düşündüğünden fazlasını düşünmen gerekiyor. Yani böyle gideyim hadi al suyunu vereyim. Hadi iyi çok çok iyisin oğlum kızım süper. Bununla olmuyor yani. Profesyonel olarak bir sporcu bir çocuğu yetiştirmek fevkalade zor. 10 sporcudan 2 sporcu biz profesyonel alanda yetiştirebilirsek bizim için iyi bir değer veya 3 sporcu. Bir sporcu yani diğer branşlar oranına hemen bir ayda, üç ayda, beş ayda çıkmıyor. Yani nereden baksanız minimum en az bir yılı var.
her sporcumuzun öncelikli hedefi, bireysel hedefi milli takım sporcusu olmak. Biz de bugüne kadar 10 civarında sporcuyu milli takıma vermiş bulunmaktayız. Milli takıma her kategoriden sporcu yetiştiriyoruz. Minik kategorisi, küçük kategorisi, yıldız kategorisi, genç kategorisi, büyük kategorisi. Bay bayan sporcu yetiştiriyoruz ve veriyoruz. 2021-2022 yılı bizim ulusal ve uluslararası 20 tane katıldığımız kız erkek katıldığımız turnuvanın 18'inde başarıyla. En önemlisi kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularla yarışıyoruz. Şu anda Kayseri Kocasinan Belediyesi 3 tane ligde yarışıyor. Tek transfersiz takım biziz. Geçen sene biz mesela gittiğimiz bütün kız erkek minikten büyüğe kadar bütün dallarda derece aldık. Destekler olduğu sürece de bunlar artarak devam edecek. Müsabakalarımıza gitmek bir ekonomik zorluklardan geçiyor tabii ki elbette. Çocuklarımız yolculuk yapıyorlar otellerde, yurtlarda veya çeşitli yerlerde konaklıyorlar, yemek yiyorlar. Ve sadece bununla da değil, sporcularımız yetişirken kullanmış olduğu toplar, masalar, raketler bunlar ucuz şeyler değil. Dolayısıyla hepsi bunların destekle var olan şeyler. Ben bunu bir üçlü sac ayağı olarak yorumluyorum. Kulüp desteği, antrenör desteği ve sporcu veli birlikteliği. Bizim ilimizde, kulübümüzde bu üçlü sacağın üçü de mevcut. İsterim yani her antrenörde böyle bir ortam olsun. Mesela örnek veriyorum, sporcumuz Özge Yılmaz, Avrupa şampiyonu. Yeni başlayan sporcuyla 3 saat oynayabiliyor. Yok deme, şansı yok demiyorum, demez zaten öyle bir şey. Ben Özge Yılmaz, 19 yaşındayım. 10 yıldır masa tenisi oynuyorum. Amil takım sporcusuyum. Erciyes Üniversitesi'nde antrenörlük okuyorum, 3. sınıfım. Ve işte masa tenisinde final mücadelesi. Masa tenisine başlarken hiç buralara geleceğimi düşünmemiştim aslında. İlk başta il derecesi yaptım. Sonra Türkiye'de derece yaptıktan sonra yani hedefimi büyüttüm. Gittikçe hedefim büyüdü. Sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Orada derece yaptım. İlk Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde çiftlerde üçüncü olmuştum. Ben Ferdiler'de top 10 turnuvasında ikinci oldum. Bu sene de işte tekrar çift turnuvası düzenlendi. U21 Avrupa Şampiyonası. Orada da birinci olduk. İslam oyunlarında birinci oldum. Takım olarak ikinci olduk. Akdeniz oyunlarında takım olarak ikinci olduk. Benim bütün hayatım şu an masa tenisi. Çünkü okuldan çok ben antrenmana geldim. Mesela arkadaşlarım sinemaya falan giderlerken ben sürekli antrenman yapıyordum. Çünkü başarmak için çalışmam gerekiyor. Bunun farkındayım. Tek kadınlarda final mücadelesi. Erciyes Üniversitesi'ne de millilikten girdim. Liseye de burslu okudum. Mesela ailelerde şöyle bir şey var, hani sürekli derslerine odaklansın. Ailelere özellikle bunu söylemek istiyorum. Yani sporda başarılı olan insanları spora göndersinler. Ben masa tenisinin faydalarını gerçekten bu ders konusunda da görüyorum yani. Sınavlarda falan mesela herkes daha çok stres olurken sanırım ben maçlardan dolayı daha az stres oluyorum. Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları kadınlar Ferdi şampiyonu için güçlü bir alkış lütfen. Özge Yılmaz, Türkiye. Halil Hoca ile Kemal Hoca, yani bence Türkiye'deki diğer hocalardan daha farklı geliyor bana. Çünkü sadece masa tenisiyle ilgilenmiyorlar. Yani bizim her sorunumuzla ilgileniyorlar. Ne olursa olsun, psikolojimiz olsun, her şeyimizle ilgileniyorlar. Yeriyle annemiz babamız gibi yani. Ben Betül Nur Kahraman, 22 yaşındayım. Masa tenisi milli sporcusuyum. Kayseriliyim. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim şu anda. Masa tenisi macerası benim 2010 yılında başladı. Bizim evin yanında spor salonumuz vardı. İlk başta çok eğlenceli gözüküyordu. Vuramasam da hani eğlenceli geliyordu bir nevi çünkü çocuktuk. Maçlara gitmeye başladım ve orada hani böyle dereceler elde etmeye başlayınca insanın bakış açısı tamamen değişiyor ve daha odaklı oluyor, başarıya odaklanıyorsun. Ben üniversiteyi de masa tenisi sayesinde kazandım.
tamamen spora odaklandığım için hani başka bir şey düşünmedim. Beden eğitimi öğretmenliğini seçtim. Benim masa teniste Türkiye şampiyonluğum var, Balkan şampiyonluğum var, Süper Lig şampiyonluğumuz var. Masa tenisi benim hayatımda çok şey değiştirdi. Şöyle söyleyeyim, küçük yaşta belki başlamasaydım şu an yani diğerleri gibi belki evli olabilirdim, belki çocuğum olurdu ya da belki daha farklı kötü alışkanlıklar elde edebilirdim. Ama ben bu spor sayesinde tamamen hayatım değişti, bakış açım değişti. Şimdi masa tenisi bireysel bir spor. Sahaya çıktığınızda rakip, masa ve iki raket. Bir tane de toptan oluşan bir arenada tek başınıza sunum yapıyorsunuz. Herkese. Özgüven gerekiyor. Çünkü masa tenisi dünyanın araştırmalara göre üçüncü zor sporu. Birincisi basketbol, ikincisi buz hokeyi, üçüncüsü masa tenisi seçildi araştırmalara göre. Çoğu doktorların da özellikle hiperaktif çocuklara önerisi masa tenisi. Bol tekrar gerektiren bir spor branşı olduğu için mesela aynı tekniğe sporcuyu sabitleyebiliyorsunuz 10 dakika boyunca. Servis atarken ayrı bir dikkat gerekiyor, servis karşılarken ayrı bir dikkat gerekiyor. Çünkü masa tenisinin beyni servis atmak ve servis karşılamak. Yani saliseden daha kısa bir sürede çabuk karar verme yetisine sahip olmanız gereken bir spor. Onun için masa tenisi her şeyden önce hata sporu. Yapmış olduğunuz spor hayatınızdaki önce hataya odaklanırsınız. Sporcu doğru ile yanlış arasındaki farkı gördüğü için çabuk yanlıştan vazgeçebiliyor. İnsan seçmeyi öğreniyorlar spor sayesinde. Burada da biz dürüstlüğü, doğruluğu, iyi insan olmayı öğretiyoruz evvela sporculuktan önce. Başarılı olur, başarısız olur. O ikinci planda. Önemli olan ülkemize iyi bir insan verebilmek, yetiştirebilmek. Buradaki ortamımız sporcularımızın dediği gibi herkesle olmayan ortam. Pikniğimiz oluyor. Özellikle yaz dönemi. Bugün çocuklar geliyor. Hocam bugün farklı bir şey yapabilir miyiz diyorlar. Ne yapmak istiyorsunuz? Piknik yapmak istiyoruz. Bir anda değişiyor her şey. Veriyoruz sonuçta. Gece gündüz demiyoruz. Devlet memuruyuz. Akşam 5'ten sonra yine işimizin başındayız. Hafta sonları yine işimizin başındayız. Biz çok çalışmamızdaki sebep bizim harici bir gelir elde etmek amacımız değil. Bu çocuklara ne kadar çok sokaktan, kötü alışkanlıklardan, sosyal medyadan, televizyon başından ne kadar çok salonda tutarsak o kadar kârdır diyoruz.